Magazin turu başlıyor. Arnavutköy'deyiz. Berrak Düzün Ataç bir balıkçı da arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Nice mutlu yıllara Berrak. Adın gibi bir yıl daha yaşa. Hayatında koca 38 yılı geride bırakan Berrak Düzün Ataç'ın göğsündeki gül dikkatimizden kaçmadı. Bu benim arkadaşımın hediyesi. Böyle bununla röportaj vermek istedim. Ben herhalde gerçekten 3 yıldır ilk defa hani bir kutlama gibi yapıyorum. Çünkü bir de böyle sonbahar kışa doğru da olduğu için bütün kapanmalara denk geldiği için doğum günüm. Bir tek işte şu an Özge yok ama Özge de bana çok tatlı bir jest yaptı. O çünkü Bodrum'da. Onun dışında bütün yani gerçekten bu akşam böyle benim hayatımda çok önemli olan, çok kıymet verdiğim herkes yanımda. Çok mutluyum yani. Keyfim yerinde. 8,5 aylık hamile olan Burcu Kara doğuma yaklaşık 30 gün kala ortaya çıktı. Güzel gidiyor. Bir ay kaldı şaka maka. Evet. Yani... işte geçiyor günler. Evde Ali var. Küçük bir köpeğimiz var. O da çok hareketli. Vallahi nasıl geçiyor anlamıyorum yani. Doktora gittiğimde öğreniyorum kaçıncı haftada olduğumu. Aa öyle o kadar olmuş mu ya falan diyorum. Hiç çünkü saymıyorum. Gerçekten sayamıyorum yani. Ama çok şükür güzel gidiyor. Şikayet edemem. Burcu Kara Bursa'nın İznik ilçesinde dedesinden kalma eski bir köy evinde yaşıyor. İşi oldukça İstanbul'a geliyor. Biraz yaza denk geldiği için biraz keyifli geçti ve hızlı geçti. Çok anlamadım açıkçası. Çok şükür sağlıklı da geçti. Hani bana çok yükü olmadı. İşte şehir hayatına dönünce köyde tabii çok serbest. Hani herkes bahçede, dışarıda falan. Şehir hayatı ev falan evde çok yorucu oluyor. Burcu Kara'nın ilk oğlu Ali Çınar'a bir erkek kardeş gelecek. İsmi Can olacak. Evet Can olacak. İsim annesi kim ya da isim babası? Benim vallahi yani. Ali'de de mi sizdiniz? Ali'de de bendim ama eşim de hani bir oğlum daha olsa adını Ali koyarım diyormuş zaten. Can Parlak çok havalı geldi. Böyle sahne ismi gibi gülüyoruz sürekli böyle söyleyip çok komik. Bu arada yönetmen eşi Fırat Parlak çok yoğunmuş. Fırat Bey'i görmüyorum çünkü Fırat Bey Avrupa turnesinde 1,5 aydır. Bir geldi tekrar gitti. Şimdi Perşembe günü tekrar gelecek. Tekrar Amerika Kanada'ya gidecekler bu sefer. O neredeyse doğuma gelecek. Yani biraz onun yokluğunun sıkıntısını çekiyorum açıkçası evet, şu an. Hani baba evde bir denge oluyor ya gerçekten. Yani o olmayınca Ali benimle gece gündüz hani anneyle yüz göz oluyor çocuklar ve seni dinlemiyor bir süre sonra. Yani sana kafa tutuyor falan böyle. O yüzden bizim gibi de değil şimdiki çocuklar yani. Anne ben seni dinledim şimdi sen beni dinleyeceksin. Anne ben yemeği yedim o zaman sen şimdi bana televizyon açacaktın falan. Ben istediğim zaman kapatırım anne televizyonu falan. Ünlüler dünyasında dünyaya gelecek bebeğe baby shower partisi vermek çok moda. Burcu Kara buz gibiymiş bu olaya. Ya ben düşünmedim de arkadaşlarım düşünmüşler şimdi. Öyle bir şey yapacağız herhalde. Yani o biraz anneye doğumdan önce bir moral. İşte evet hani bir stresten uzaklaşsın kafası dağılsın gibi bir. Aslında baby shower ismi bebek gösterme gibi bir şey hani ismiyle pek bağdaşmayan bir şey o ama biraz anne için yapılan bir şey. Arkadaşlarım bir şeyler yapacaklar herhalde haftaya. Bana ben dedim tamam misafir gelirim sana söylersiniz nerede ne günü diye. Nükhet Duru'nun kadınlar sokakta tayt giymesin eleştirisine üstünde bir adet siyah tayt olan Burcu Kara katıldı. Kadınlar tayt giymemeli dedi ve bu bir ironi değildi. Burcu Hanım bir de Nükhet Duru'nun bir açıklaması var duymuşsunuzdur gündem oldu. Evet üstünde siyah tayt varken bunu sorman. Hiç bakmadım. bir şey söyleyeyim mi yani biraz Nükhet ablaya hak veriyorum çünkü tayt mesela şu an ben bu bilinçle giydim yani tayt siyah tayt çok kurtarıcı bir şey. Daha özenli olunmalı. Demek istiyor tabii ama ki katılıyorum ona yani. Kadınlar tayt giymesin. Kim giyecek? Erkekler mi giyecek? Yani siyah tayt... Üzerine tünik giysin gibi bir açıklaması yani sadece taytla dışarı çıkmasınlar gibi işte bir hani kapatıcı bir şey gibisinden. Aha ben o zaman yanlış anlamışım. Çok hani kalça bölgesini evet, mi kastediyor evet. Diyorsunuz? Galiba öyle. Olabilir yani ben insanlar evden çıkmadan aynaya baksınlar diyorum genel olarak yani ne yakışıyor ne yakışmıyor ne nerede olur ne olmaz hani onu düşünmek lazım bence genel olarak. Mantıklı ve güzel bir şey söyledi. Sen tayt konusunda ne düşünüyorsun modacı olarak? Ya taytı yakışan şimdi kelimesi klasik tabii ayrı mesela Nişantaşı'na gelin bizim oraya orada bile evet. 50 beden. Kadının poposunda tayt var ve onu da böyle çürümüş kabak gibi ortaya çıkartmış. Böyle orası çökük, burası çökük, nah bu kadar bir popo.
Ve sokağın ortasında lambur lumbur yürüyorlar. Ne o? Tight'ın rahatlığıymış. Bu tight'ın rahatlığı değil, bu resmen senin sunumunun iğrençliği. Tight'ı giyen kadın, hani o da giyiyorsa kapa. Yani Nükhet'in de burada söylemek istediği olay odur. Tunikten kapatırlardı. Şimdi ben ona dikkat ediyorum. Yakışan 36-38 böyle güzel vücutlarda yakışıyor ama yakışıyor. Yo, da büyük poponu... Büyük bedenlerde de ben yakışanı gördüm. Popoyu dışarıda bırakmak nedir? Bu adet oldu. Böyle bir popo üstüne 36 bir beden dedi. Crop. Aynen öyle. Ortalıklarda felik felik dolaşıyor. Bu sırf burada değil. Nişantaşı'nın dışındaki semtlerde de çok, evet, görüyorum var, böyle. Bir de şu da var. Bir de o kafasını buradan böyle bağlayan tipler var sokaklarda. Altında tight'ı giymiş, popo böyle dışarıda. E niye o zaman kafanı bağlıyorsun? Yani o kadar absürt tight'ın durumları var ki. Evet. Yani o garibim kıyafetini de içine ettiler. Ha, giyiyorsan şunu bir kadın gibi giy, usturuplu biraz giy. Biraz Nükhet Duru'ya katılıyorsun. Katılıyor. Ya Nükhet'e ben %90 katılıyorum. %10'u giyebilirler ama eski halimizdeki gibi. Tunikler, yani, bir şekilde. Şuradan bağlı o poponun, evet, yarısına kadar kapa falan, bir zerafetin olsun ya. Evet, evet. Devam edelim. Şuraya devam edelim. Aslı Tanduan birkaç hafta önce kız kıza yoga kampına gitmiş ve kamptan makyajsız fotoğrafını paylaşmıştı. Çok güzelsin, güzel. Tanduan kısa bir süre içinde bir sinema filminde aldatılan bir kadını canlandıracak. Aldatılan bir kadın ve çözüm arayan bir kadın diyebilirim. Kadınların bir arada toplanıp kendi hikayelerine dair çözümler aradığı bir hikaye. Kendi hayatımda, evet, da. Çok şükür aldatılmadım. Allah korusun. Aşk olsun, soruyorum. Hayır. Pınar Altu dizinden sakatlanmış. Topuklarımı çıkardım özür dileyerek. Dizimde sakatlık var. Durmamam lazım. Sonunda aynı böyle geldi. Hep tepeden bakıyorum değil mi? Evet, buyurun. Niye ya? Sokakta hep düz ayakkabıyla geziyorum. Evet, bence eventteysem. Muhabirler sosyal medya hesabından sık sık işbirliği şeklinde ürün paylaşan Pınar Altuğ'a çok başarılı bir influencer oldunuz diyor. İnfluencer gibi bir şey oldunuz gibi hissediyoruz biz, devamlı böyle paylaşımlar filan. İnfluence ediyor muyum? Önemli olan o. Bir paylaşımlarına etkileniyor musun? Önemli olan o. Yani istersen etkileniyoruz. O zaman güzel, demek ki doğru yoldayım. Ya ben inanmadığım, güvenmediğim, emin olmadığım hiçbir şey, kendi hayatım adına da, kullandığım ürün adına da ya da her neyse, hiçbir şekilde paylaşmadığım için, bu konuda çok inatçı ve çok kuralcı olduğum için ben paylaşım yapmaktan keyif alıyorum. Pınar Altu ürün haricinde hayatını paylaşıyor sosyal medyasında. Zaman zaman takipçileriyle kavga ediyor. Ya sanki böyle saçma sapan cevaplar veriyormuşum gibi yapıyorsunuz bana, aşk olsun. Bir soru soruyorlar. Çekinmiyorsunuz. Fırçalıyorsun, yanlış. Aslında çekinmiyorum daha doğru. Çekinecek bir şey yok ki, hepimiz insanız. Nasıl ben sana yanlışlıkla bir şey söylersem, sen bana niye böyle dedin deme hakkına sahipsen. Ama söylemeyeyim, ben çekinme var ya. Ya ben hayatımın hiçbir döneminde öyle olmadım ki, ama ben çocukken de böyleydim. Yani bir hoca sınıfta bir arkadaşıma bir şey söyleyince de ama hocam diyordum, hala ama hocam diyorum. O benim içimde var, yapacak bir şey yok. Kendinizde beğenmediğiniz bir huyunuz ve özelliğiniz var mı? Yani bu huyum olmasaydı. Ay biraz fazla detaycıyım ben, çok yorucu, bak gülüyor. Çok. Çok detaycıyım, yani çok detaycıyım. Şu toplantı için bile o öyle mi olacak, bu böyle mi olacak, onun öylesi, bunun böylesi. İşte o renk mi giyeceğiz, nerede duracağız filan, çok çok detaycı. Ata Demirer 14 saat mekanda oturarak tarihi bir rekora imza attı. Ata Bey, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Yeni bir rekor kırdık, 14 saat olarak da tarihe geçti şu anda. O ne ya? 14 saattir de efendim mekandasınız, öğlen 11'de geldiğiniz mekanda. Sen 14 saattir bekliyor muyuz? Evet, biz 14 saat. Allah Allah. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyi vallahi, ne olsun. Keyfimizde. Yerinde, böyle işte güzel bir gece. Muhabirler Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nü Zeki Müren'in hayatını anlatan film diye sorunca Demirer çok şaşırdı. Sizin de yeni bir film projeniz var. Zeki Müren'in hayatını çektiğiniz, Bursa'da çekilen çekimleri bitti mi Zeki onu? Zeki Müren'in hayatını mı çekiyoruz? Kimi çekiyorsunuz efendim? Bir dakika, yanlış olursa düzeltelim hemen. Bursa'da bir film çekimi vardı ama kameraman arkadaşım, unutalım da. O çekimler bitti mi? Son durum ne? Onu soralım. Vallahi o çekimler bitti de sen Zeki Müren'in hayatı falan başka kimin, bir yere gidiyor. Kimin efendim peki, onu öğrenelim. Kimsenin hayatı biliyorsa, değil o, başka bir proje. Başına bir film o. Ata Demirer yokuş aşağı yürürken düşmesin diye korkuluklara tutunarak yürüdü.